Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sorunsuz Fizik kanalına hoş geldiniz. 2024 TYT egzersiz yayınlarının soru bankası çözümleriyle beraberiz. İkinci bölüm, ikinci testimizle karşınızdayız. Birinci sorumuzla devam ediyorum hemen. Şekil 1'de içi dolu türdeş silindir kap şekil 2'deki gibi aynı sıcaklıkta KL parçalarına ayrılıyor. Bakın şurası bizim için önemli bir ifade. Aynı sıcaklıkta demesi. K ve L cisimlerine ait hangilerinin büyüklükleri eşit değildir? Arkadaşlar aynı sıcaklıkta aynı maddeden parçalar alınıyorsa bunların yoğunlukları ne olacak? Eşit olacak. O zaman bizim öz kütlemiz kesinlikle birbirlerine eşit. Cevabımız bu olamaz. Gitti bunlar. Peki kütle? Doğal olarak kütlelerimiz de farklı, hacimlerimiz de farklı. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2'dir dedim. Geldim ikinci soruya. Aynı sıcaklıktaki, bakın yine aynı sıcaklıktaki dedi. X ve Y cisimlerine ait kütle hacim grafiği verilmiş. Burada X'in yoğunluğuna D, X, Y'nin yoğunluğuna DY dersem, dikkat ederseniz zaten grafikten de görüldüğü gibi DX, DY'den büyüktür. Buna göre diyor, hangileri doğrudur? Eşit hacimdeyken, hacimleri eşitken, hacimlerini eşit yapalım hemen. Mesela şuradan şöyle bir çizgi çizdiğimizi düşünün. Bakın x'in kütlesi neye karşılık geldi? Y'nin kütlesi neye karşılık geldi? Bu durumda x'in kütlesi y'ninkinden büyüktür. Doğru olur. X cisminin sıcaklığı artırılırsa, sıcaklık artarsa arkadaşlar hacim artar. Kütle sabittir. Kütlenin sabit olması demek D eşittir M bölü V'den ve D'nin azalacağı anlamına gelir. X zamanla azalarak Y'ye eşit olabilir mi? Olabilir. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül X cisminin öz kütlesi Y'ninkinden küçüktür demiş. Biz zaten en başta X cisminin öz kütlesi Y'ninkinden büyüktür demiştik. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geldim üçüncü soruya. Şekildeki boş kaba musluktan sabit sıcaklıkta ve debide yani birim zamanda eşit miktarda sıvı akıyor demek. Akıtılan sıvılarla ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kabımız düzgün olduğu için musluğumuz da kabımızın düzgünlüğünden ziyade musluğumuz sabit debide olduğu için kütle ve hacim orantısal olarak devam edecek. Kütle ve hacmin orantısal olması hacim arttıkça öz kütlenin sabit olacağı. Çünkü D eşittir M bölü V'de. Bakın burada M arttıkça aynı oranda da V artarsa bu sabit olur. Çünkü şöyle düşünün. Kütlem M, hacmim V. Ben kütleyi iki katına çıkarttım. Hacim de iki katına çıkarsa yine yoğunluğum bakın M bölü V. Kütleyi 3 katına çıkarttım. Hacmi de 3 katına çıkarttığımda yine yoğunluğum M bölü V kalacaktır. O yüzden öz kütle ve kütle hacim grafikleri 1, 2, 3 de doğrudur. Yani cevabımız E seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. Şekildeki demirden yapılmış K küresinin sıcaklığı bir miktar artırılıyor. K küresinin sıcaklığı artarsa hacmi ne yapacak? Artacak. D eşittir M bölü V'den. M sabit kalıp hacim artarsa öz kütle zamanla azalacak. Bundan kaynaklı öz kütle ve hacim aslında birbirleriyle nasıl orantılı? Ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için üçüncü grafiğimiz doğru olacaktır. Peki kütle zamana bağlı sıcaklıkla nasıl değişir? Sıcaklık arttıkça bakın sıcaklık artıyor ama kütle sabit. Ancak sıcaklık arttıkça kütle hacim sabit değil. Hacim ne yapıyor? Bir artış gösteriyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Geldim 5. soruya. Saf bir maddeye ait sıcaklık, farklı sıcaklıklardaki kütle hacim grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? İkinci bölgede sıcaklık artırılmış olabilir. Dikkat ederseniz yine D eşittir M bölü V'yi düşünürsek ikinci bölgede sıcaklık artırılmasından kastı aslında hacmin artıyor olması. Hacim artarsa öz kütle azalacak, kütle sabit. Grafiğimizde de zaten kütle sabit, hacim artıyor olabilir. Peki birinci bölgede öz kütle sabittir. Evet, birinci bölgede kendi içerisinde kütle ve hacim eşit oranda arttığı için sabittir. Üçüncü bölgede de yine öz kütle sabittir. Bundan kaynaklı sıcaklık değişmemiştir. Yani cevabımız E seçeneğidir. Geldim 6. soruya. 25 santigrat derecede su bulunan şekildeki kaba 1, 2, 3 işlemleri ayrı ayrı uygulandığında suyun öz kütleleri sırasıyla D1, D2, D3 oluyor. D1, D2, D3 arasındaki ilişkiyi sormuş. Arkadaşlar sıcaklığı artırırsak V artar. V artarsa M sabit. Bundan kaynaklı öz kütle azalır. Aynı sıcaklıktaki su eklemede hacim artar. Bunda sıcaklığımız sabit olduğu için kütle de artar. Bundan kaynaklı öz kütle sabit kalır. Üçüncü özellikte ise sıcaklığı azaltırsak hacim azalır. Kütlemiz yine sabittir. Bu durumda öz kütle artar. Yani şu üçü arasında kıyaslama yapacak olursak 3 büyük olur. 2 o da büyük olur birden. Yani cevabımız
D seçeneğidir. Geldik 7. soruya. KLM maddelerinden bazılarının sıcaklık değerlerindeki kütle hacim değerleri tabloda verilmiştir. Bu maddelerin aynı madde olup olmadığı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar aynı madde olabilmesi için sıcaklıkları ve öz kütlelerinin aynı olması gerekecek. Bakalım öncelikle öz kütleye. 20 bölü 20'den 1 gram bölü santimetre küp. 15 bölü 10'dan 1,5 gram bölü santimetre küp. 60 bölü 50'den 1,2 gram bölü santimetre küp. Dikkat ederseniz K ve M'nin sıcaklıklarının aynı olmasına rağmen öz kütleleri farklı olduğu için bunlar kesinlikle farklı maddelerler. L'ye bakarsak, L'nin sıcaklığı 20 santigrat derece. Ben 20'yi 10'a düşürdüğümü düşünün. Sıcaklığını azalttığımı düşünün. Kütle sabit kalacak. Hacim ne yapacak? Azalacak. Hacmin azalması kütle bölü hacim oranını yani öz kütle oranını artıracağı için şurayı artıracağı için ne 1'e ne de 1,2'ye eşit olma durumu yok. Bundan kaynaklı üçü de farklı maddedir diyeceğiz. Geldik 8. ve son soruya. Ham petrol rafineriye geldikten sonra ısıtılarak kaynatılır. Farklı sıcaklıklara sahip damıtma kolonuna gönderilerek sıcaklığı aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak düşürülür. Üst bölmelere gelen madde eğer bölmenin sıcaklığı maddenin kaynama sıcaklığından düşükse yoğunlaşarak sıvı hale geçer. Böylelikle petrol oluşturan bileşenler kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılır. Bu olayın gerçekleşmesinde kaynama noktasından başka aşağıdaki niceliklerden hangisi daha etkilidir diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz atık en aşağı kısımda, rafineri gaz en üst kısımda. Bu ikisi arasındaki temel farkı oluşturan şey aslında yoğunluklarının farklı olmasıdır. Bundan kaynaklı cevabımız öz kütle farkı etkili olmuştur diyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci test kısmını bitirdik ikinci bölümle ilgili. Üçüncü teste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.